Anne tavşanları görüyor musun? Nasıl tavşan adası orası? Korsan falan da mı yok? Allah Allah. Ben gördüm az önce tavşan. Zıplıyor mu? Zıplandı tavşan olsun. Kandırmışlar bizi o zaman. Evet, bu zaman yumuşlar vardı. Bak tekne geliyor, tekne. Ha işte bak. İşte gördüm bak. Ne tavşan mı gördün? He aşağıda. Şaka. Vallahi gördüm işte bak taş. Siyah mı rengi? Kahve. Ha ben onu çıplak gözle görüyorum. Beyaz taşın üstünde değil mi? He. Tamam. Hangisi? Bayraktan bayağı aşağıda bak. Aşağıda sol tarafta bir de. He. Bana sağda. Amasra'dayım şu anda. Arkamda Amasra Kalesi var. Önünde de deniz ve tekneler duruyor. Fatih Sultan Mehmet Han Şehzadeliğinin bir dönemini Amasra'da geçiriyor. Ve bu dönemde de lalasına lalalala Çeşme Cihan bu mu oldu diye Amasra'yı soruyor. Amasra'nın bu güzelliği karşısında görüşünü bu şekilde bildiriyor. Bu iskeledeyiz şu anda. Balık tutuyorlar. Bayağı da balık var. Yukarıdaki kaleye de birazdan çıkacağız oradan da. Aşağıdan su çekeceğim. Amasra'yı bir de Barış Akarsu'dan biliyoruz birçoğumuz. Gerçi benim evim buraya çok yakın olduğu için, ailemin evi ve memleketim de yakın olduğu için ben biliyorum ama bir dönem Barış Akarsu furyasıyla beraber de popülerleşmeye başlamıştı. Barış Akarsu'nun meydanda bir heykeli var. Ailesi hala burada yaşıyor. Şimdi bu limanda da bir yere grafitisini yapmışlar. Ona da bakacağım. Oradan geri dönüş gerçekleştireceğiz. Hatta Barış Akarsu'nun Amasra için yazılmış da bir şarkısı var. Onu da bilmeyenler internetten dinleyebilir. Burada Barış Akarsu'nun grafitisi, şarkılarının sözleri ve şarkılarının isimleri yer alıyor. Buradan Barış Akarsu denizi ve Amasra'yı izlemeye bu şekilde devam ediyor. Tutulan balıklar da burada balıkçı pazarında satılıyor. Burada temizleniyor. Burada da satılıyor. Kaleye çıkan bir başka yolda da Tarihi Çekiciler Çarşısı. Amasra fotoğraflarına bakıldığında üstten iki kara parçasını ince bir kara parçası ayırıyor gibi görünüyor. Şimdi oradayım. O kapıyı göstereceğim size. Arkamda görmüş olduğunuz kapı bu iki kara parçasını bağlayan, yani kaleyle şehri bağlayan kapı. Buradan da böyle kalenin içine girmiş oluyorsunuz bir yerde. Bu kapının öbür tarafı. Alt taraf deniz. O üstten bakışta görünen bir yarısı burası. Diğer yarısı da burası. Bir de Tarihi Kemer Köprüsü'ndeyim. Yine hala o bahsetmiş olduğum kara parçalarını bağlayan kemer bu şekilde kaleye doğru ilerliyor. Az önce aşağıda göstermiş olduğum Kemerli Köprü şurası. Manzara da buradan bu şekilde gelip yaşanacak bir yer ya burası. Yaralı bir kedi. Yavrum benim.
Ne oldu sana? Ne oldu minnoş? İyi yaşa koçum benim. Rivayete göre içerisinde tavşanların gezmiş olduğu Amasya Adası'ndan Tavşan Adası'na adaya ulaşım aşağıdan vardır illaki bir şekilde. Şu anda çok rüzgar var. Sesim de geliyor mu bilmiyorum. Yukarılara doğru çıkıyoruz şimdi. Burada böyle bir ponçik var. Kalenin tepesinde üç tarafı denizlerle çevrili bir fener bulunuyor. Ve burada da meteoroloji gözlem sahası var. Şu anda üç tarafında denizlerle çevrili gösterdiğim Tavşan Adası yine. Aşağısı yürüdüğüm ve Barış Akarsu grafitisini gösterdiğim iskele. Yine şurada Kemer Köprü'yü gösterdiğim yer. İstediğim manzaranın olduğu yeri bulamadım ama şu anda da gayet muazzam bir manzara görüyorum. Of. Biraz tırmandık, yoruldum. Arkamda görmüş olduğunuzda Amasra gezilecek yerler diye aradığınızda çıkan ağlayan ağaç. 300-350 yıldır yaşıyor bu ağaç. 300-350 yaşında yani. Ağaca bu ismin verilmesinin nedeni de oluşturmuş olduğu nem yapraklarında ilkbahar aylarında bir süre üzerinde kalıyormuş. Bu nedenden dolayı da ağlayan ağaç ismini vermişler. Yoksa gezip görebilirsiniz. Zaten Boztepe'ye çıktığınızda, az önce kalenin devamında çıkmış olduğum Boztepe'ye çıktığınızda karşınıza çıkıyor ağaç da. Burada da Roma döneminden kalma tarihi eserler var. Sus diyor bir de. Kendi konuşuyor videolarda. Şimdi konuşabilirsin. Seni çekiyorum zaten. Beni mi çekiyorsun oğlum? Ne diye geçiyor burası? Burası işte sen tarihi esersin. Ne diye? Uç. Bir şey diye geçmiyor. Anasını kale diye. Manzarası çok güzel. Tarihi eser. Şimdi birazdan gün batar. Daha güzel olur anneciğim. Evet. Amasra meydanda şimdi burada Barış Akarsu Kültür Yardımlaşma Derneği var. Burada da heykeli var. Karadeniz'in hırçın dalgası hiç unutulmayacaksın yazıyor. Kalbimizdesin yazıyor. Burada fotoğraf çektiriyor insanlar. Geçen sene geldiğimde çektirmiştim ben de. Böyle bir heykeli var. Buradan da yine o grafitinin olduğu gibi gün batımını izlemeye devam ediyor. Tabii bir de Amasra'ya gelmişken gün batımına karşı bunu yapmamak olmazdı. Balık ekmeğimizi gün batımına karşı yiyoruz. Herkes gelsin. Güzel. Bugün de Yenice Şeker Kanyonu'ndayım. Şu anda seyir terası gibi bir alan yapmışlar. Oradan kanyonu izliyorum. Kanyonun görüntüsü. Hepsini aynı anda almak mümkün olmuyor. Şöyle görüntüsü var. Yeşilliğin içerisinde gerçekten çok güzel bir yer. Buraları da yeniliyorlar galiba. İnsanlar çok fazla çöp atıyor buralara. Bunlar atılmasa çok daha iyi olacak ama maalesef. Daha önce geldiğimde 2 sene önce kadar geldim. Korumalıklar falan vardı. Şimdi sezon bittiği için sanırım yenileme yapılacak. Yenileme yapılmasından dolayı da şu anda biraz riskli. Ama bu manzaraya sonbaharda gelmek de bir başka keyifli oluyor. Çünkü ağaçlardaki pastel renkler olsun, çok farklı tonlarda manzaraya şahit olabiliyorsunuz. Yani 4 mevsim farklı görünüyor. Birkaç sene önce yine gelmiştim buraya Mert'le beraber. Bakın ne buldum. Buraya böyle grubun adıyla beraber ismimizi yazmıştık. Sonra da 2 tane arkadaş gelmiş, Yağmur ve İlgi. Onlar da gruptan bizim ismimizi görüp onlar da yazmışlar. Böyle yazdığımız yerlere gelip gördükçe insan bir keyifleniyor ya, mutlu oluyor yani. Şimdi devam kanyonu gezmeye. Bu yıl hizmete giren Yenice Seyir Terası'ndayım şimdi de.
müthiş. Burada da manzara var. Orta Trabzon'daki Boztepe gibi. Aşağısı Karabük Yenice ilçesi. Buranın da yine dört mevsim, eminim ki manzarası çok güzel olacaktır çünkü ağaçlar sürekli değişiyor mevsimsel. O yüzden gayet güzel manzaralar çıkıyor. Burada böyle bir işletme var teras şeklinde. Oturup çay kahve yemek ihtiyaçlarını giderebiliyorsunuz. Ayrıca bungalov evler var. Konaklama yapmak için çadır kuruluyor mu bilmiyorum ama bungalov evlerin fiyatları da Akdeniz'e göre çok fazla pahalı değil diye biliyorum. Ve oda ücreti olarak şu anda para alınıyor. 120 lira. İsterseniz 5 kişi kalabiliyorsunuz. O şekilde. Yenice merkeze 4 kilometre uzaklıkta. Burada işletmenin ağaç evleri var. Şöyle. Ayrıca bungalovlar da var. Ormanın içerisinde gerçekten buraya yakışan güzel bir yer olmuş.